Bilim insanları Samanyolu'nun 3 katı yüksekliğine ulaşan, devasa bir ölü yıldızlar mezarlığı buldu. Eski güneşlerden oluşan yığın, ilk galaktik ölüler diyarı haritasında keşfedildi. Bu harita, o zamandan beri kara delikler ve nötron yıldızları haline gelen çeşitli yıldız kalıntılarını gösteriyor. Harita, bir zamanlar kendi galaksimizin içinde olan nesnelerin birçoğunun, galaksiden dışarı atıldığını ortaya koyuyor. Onları ilk bulan araştırmacılara göre bu nesneler, bizim gördüğümüz şekliyle Samanyolu'ndan, temelde farklı bir dağılım ve yapıda diziliyor. Samanyolu gençliğinden beri, milyarlarca yıldız oluşturmuş olmalı. Ama şimdiye kadar bunlar büyük ölçüde saklı kalmış, yıldızlar arası uzayın karanlığına atılmışlardı. Orada, gökbilimciler tarafından görülmemiş halde uzanıyorlardı. Ama şimdi bilim insanları, uzun süredir ölü olan bu cesetlerin yaşam döngüsünü, yeniden oluşturmayı başardı ve şu anda, nerede olabileceklerini çözdü. Makalenin ortak yazarı, Sydney Astronomi Enstitüsü'nden Peter Tuttle, bu antik nesneleri bulmaktaki sorunlardan biri, şimdiye kadar nereye bakacağımızı bilmememizdi dedi. En eski nötron yıldızları ve kara delikler, galaksi daha genç ve farklı şekildeyken yaratıldı ve ardından, milyarlarca yıla yayılan karmaşık değişikliklere maruz kaldı. Onları bulmak için, tüm bunları modellemek büyük çaba gerektirdi. Araştırmacılar bunu, yıldızların uzaydaki hareketlerinin tüm karmaşıklığını açıklayan, karmaşık bir model oluşturarak yaptı. Samanyolu'nun galaktik ölüler diyarı versiyonu, çok farklı görünüyor. Çok daha yükseklere uzanıyor ve normal galaksimizden, gayet iyi tanıdığımız sarmal kolların hiçbiri yok. Araştırma, bu ölü yıldızların yakınlarda, bize dadanmış olabileceğini de gösteriyor. Profesör Tuttle, istatistiksel olarak en yakın kalıntılarımız, sadece 65 ışık yılı uzakta olmalı. Galaktik açıdan aşağı yukarı, arka bahçemizdeler dedi. Bulgular, Royal Astronomical Society'nin, Monthly Notices akademik dergisinde yayımlanan, The Galactic Underworld'i. The Spatial Distribution of Compact Remnants. Yani Galaktik Ölüler Diyarı, Yoğun Kalıntıların Uzayda Dağılımı başlıklı, yeni bir makalede bildirildi.